herkese yeni bir videodan, Tayland'dan, Bangkok'tan selamlar dostlar. Burada kaldım, ne diyeyim, tenha sokaktayım yine. Çok da tenha denemez ama lokal sokaktayım. Buradan başlatayım istediğim videoyu. Bundan aylar önce Tayland'a geldim ve hep buradan başlatıyordum videoları. Burası böyle backpackerların kaldığı güzel yerel bir sokak. O Tayland kültürünü sonuna kadar hissettiğiniz güzel bir nokta. Çocuk çatapat oynuyor bu arada. Sokağı patlatıyor. Saat şu anda 5.30 oldu. Gün batımı yaklaştı. 6.30 gibi hava tamamen kararıyor. Bu saatte çıktım dışarı çünkü gündüz bir şey yapmanız imkansız şu anda. Hissedilen hava sıcaklığı 45-46 derecelerde. Hatta direkt göstereyim şöyle. Bakın şu anda an itibariyle 42 derece. Bu sıcaklığın düşmüş hali. Öğlen saatlerinde 12-1 gibi 2 gibi 46-47'lere kadar çıktı oluyor. Şurada bir meyveci ablam var. Geçen videoda göstermiştim. Ondan bir karpuz alacağım serin serin. Buzun içerisinde böyle meyveleri bekletiyor. 20 bahta bir dilim karpuz veya diğer meyvelerden alabiliyorsunuz. Bir tane alalım bakalım. Şöyle poşette karpuzumu aldım. Bir tane çubuk geliyorlar böyle yanında. Çubuğu batırıp batırıp yiyorsunuz. Bir elimde kamera, bir elimde bununla yiyemeyeceğim için göstermeye gerek yok. Şöyle yerel sokaklardan bir devam edeyim ben. Tukçu abiler yine iş başında. Biz bunları da geçelim. Şurada yaşlı bir teyze gördüm. Bakın papaya salatası hazırlıyor. Harika. Böyle tabaklara koyuyor. Tayland sokak yemeklerinden inciler. Kablo karmaşasının gettoların arasından ilerliyorum. Her ne kadar şu anda böyle getto mahallelerde olsam da, hatta şöyle göstereyim. Bugünkü videomuzun konusu Tayland'daki lüks hayat. Tayland'daki zengin hayatı. Ve bu konuyu ele almak için çok güzel bir yere gideceğim. Geçen videoda keşfettiğim bir nokta Tayland'ın, Bangkok'un en lüks yerlerinden bir tanesi bence. Oraya gidebilmek için şimdi buradan bir yerden bir tane feribota atlayacağım ve feribot ile nehir üzerinden bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir sokak yemeği gördüm. Abla galiba katmer tarzı bir şey yapıyor böyle hamurdan. İçerisine şöyle soğanlı falan bir karışım dolduruyor bakın. Böyle pişiriyor bu hamur işini. Çili biberlerini de kesiyor. İlginç. Kapın kap. Sokakta yemek yiyen insanlar. Abla da bulaşıkları yıkıyor bakın. Burada yemek satıyor, burada bulaşıkları yıkıyor. Şimdi şöyle iskeleye geldim dostlar. Buradan 16 watt karşılığında biletimi aldım. Tam gün batımı gerçekleşecekken buradan tekneyle hızlı bir geziye çıkacağız. Şöyle bir göstereyim gideceğim yeri. Bayağı böyle nehrin ortasından geçeceğiz bu sefer. Bakın yerel insanlar gidiyor böyle botlarla. Biraz uzun bir yolculuk olacak galiba. Ama bayağı keyifli olacağı kesin. Hatta geldi galiba benim tekne. Bilmiyorum. Burada iki farklı hat var. Birisi mavi hat, birisi turuncu hat. Farklı yerlerden, farklı nehirlerden geçiyorlar. Bu nehirler aracılığıyla bütün şehri gezebiliyorsunuz. Ben de şehrin en lüks bölgesine direkt nehirden gideyim dedim. Gün batımını da görürüz dedim. Bunu istedim ve çok iyi denk geldi bence. Bakar mısınız? Karşıda güneş tam turuncuya dönmeye başladı. Artık şu botun içerisindeyken güneşe el sallarız. Gökdelenlerin arasında güneşin kızıldığı belli oluyor. Yolculuğumuz başladı. Hiç bilmiyorum ne kadar sürecek. Umarım fazla sürmez. Böyle tadını çıkarta çıkarta kısa bir süreyle gideriz.
16 baht tuttu bu arada yalnızca. Yani 50 sent. Hatta 40 sent falan. Şöyle devasa bir gemi geçiyor bu arada. Herhalde burayı temizliyorlar şu anda. Bir sürü irili ufaklı tekne var. Galiba bir temizlik çalışması gibi bir şey var. Çözemedim. Lüks restoranların arasında nehrin üzerine yapılmış insanların yerel evleri var. Bayağı evlerin yanında Starbucks falan var. İnanılmaz şaşırdım şu anda. Yanına bakın, hükümet binası, pier, ne bileyim feribot iskelesi falan yapılmış ve hemen şurada yerel evlerde, derme çatma evlerde insanlar yaşamaya devam ediyor. Muhtemelen bir saat boyunca böyle gideceğim gibi gözüküyor. Yaklaşık 10 dakika önce başladı yolculuğum ve aralıksız nehirde devam ediyoruz. Ve an itibariyle lüks bölgeye giriş yaptık. River City isimli bir alışveriş merkezi galiba burası. Hemen yanında Sheraton Otel. Lüks otel, restoran zincirlerinin binaları. Bir anda Bangkok'ta tüm çevreniz bu şekilde değişebiliyor işte. Lokal sokaklardan böyle yerlere bir anda ulaşabiliyorsunuz. Yaklaşık 45 dakikalık bir yolculuğun ardından sonunda Bangkok'un en lüks noktalarından bir tanesindeyim. Bugün günlerden 1 Mayıs İşçi Bayramı ve o yüzden ciddi bir hazırlık var burada. Galiba konser tarzı bir şey yapılacak, bilmiyorum. Etraf bayağı kalabalık. Asıl burası akşamları, geceleri güzel oluyor. Şu anda hava kararmak üzere. Ancak ben bu mevcut haliyle göstereyim. Bir de geceleri nasıl olduğunu daha sonra görürüz. Yaklaşık bir yarım saat sonra falan herhalde. Şöyle göstereyim. Burada Icon Siam yazısı. Yani bulunduğumuz yerin adı yazıyor. Tayland'ın en meşhur alışveriş merkezlerinden bir tanesi burası. Ve en lükslerinden birisi. O dünyaca ünlü firmaların tamamının şubelerinin olduğu muhteşem bir yer. Yukarıda bir teras da yer almakta. Burada az önce benim gelmiş olduğum nehirde özel tekneler ile tura çıkabiliyorsunuz ve saatlerce size bu nehri komple boydan boya gezdiriyorlar. Evet, galiba bu geceye ciddi bir hazırlık var şu anda. Umarım güzel bir organizasyona denk gelmişizdir bakalım. Teknelerle insanlar buraya yanaşıyorlar. Böyle bir an deniz olan şehirleri, marina olan şehirleri anımsattı. Kendinizi Singapur'da gibi, ne bileyim, böyle çok gelişmiş bir ülkede gibi hissediyorsunuz ama Tayland'dasınız, Bangkok'tasınız. Çıktığım o tenha sokakları, sessiz sakin sokakları gördünüz. Bir de buraya bakın. Geçen videoda buraya gelmiştim ben de ilk kez. Ve gerçekten çok şaşırmıştım. Çok aşırı bir kalabalık var şu anda. Aralardan geçmeye çalışıyorum ben de. Bir şatafatlı girişten içeriye doğru geçelim bakalım. Ve muhtemelen Tayland'ın en lüks alışveriş merkezine giriş yaptık. Direkt içeri girer girmez Rolex'ler, lüks mağazalar sizi karşılıyor. O kadar kalabalık ki bu arada. Yani yalnızca 2 veya 3 gün önce buraya gelmiştim. Bomboştu. Şu anda adım atılmıyor. Ben tamamen bugünün resmi tatil olduğunu vesaire unutmuşum. Lüks restoranların yer aldığı bir bölümdeyiz. Burada dünyanın birçok farklı mutfağını bulup lüks güzel yemekler yiyebiliyorsunuz. İçerinin dizaynı çok farklı. Direkt belli oluyordur diye düşünüyorum zaten. Şu görüntü kesinlikle çok çok güzel ve fiyatlar da fena değil burada. Geçen videoda göstermiştim. 95 bahta, yani 80 TL'ye buradan bir kruvasan yiyebiliyorsunuz. Daha iyi bir şey yiyeyim derseniz de ortalama 150 TL falan. Tabii ki çok ucuz değil ama çok pahalı da değil.
Burada böyle bir yerde, bu kadar lüks bir alışveriş merkezinde nispeten uygun denilebilecek fiyatlara yiyebiliyorsunuz. Tabii şu restoranları hariç tutuyorum. Bir üst kata geldim ve ilk karşılaştığım şey bir Gucci şubesi, gördüğünüz gibi. İçeriye çok girmeyeceğim. Elimde kamerayla girmek istemiyorum. Tayland'daki gelir adaletsizliğini burada çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Lüks yeri inanılmaz lüks. Bayağı şatafatlı. Daha buradan bir kere daha gideceğiz. Oraları da göstereceğim. Böyle inanılmaz bir lükslük ve şatafat var. Ancak geldiğimiz sokaklara da, şehrin genelindeki sokakların halinde gördünüz. Tamamen salaş, insanların kendi halinde yaşadığı, yaşam mücadelesi verdiği yerler. Oralardan çıkıp da buraya gelince ülkedeki durumu çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Birçok yerde bir arada göremeyeceğiz markalar. Aynı katta böyle yan yana satılıyor. Louis Vuitton'un müze tarzı bir binası da var burada Tayland'da. Bildiğiniz firma kendi binasını müze gibi bir şeye çevirmiş. İnternetten randevu alıp gidebiliyorsunuz ve içerisinde animasyonlar var. Böyle yürek içerisinden geçebileceğiniz ışık tünelleri falan yapmışlar. Çok ilginç bir yer. Bu da Tayland'a ne kadar önem verdiklerini gösteriyor ve Tayland'da oradan alışveriş yapabilecek ne kadar büyük bir kitle olduğunu gösteriyor aslında. Şöyle bir bulunduğum yeri göstermek istiyorum. Karşımızda bir Porsche şubesi. Şurada Apple ve yukarı katlara bakar mısınız? O kadar güzel duruyor ki şu üst katlar. O kadar güzel tasarlanmış ki. Ve bakın şimdi nereye geldim, ne göstereceğim. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Bayağı içeri girip gösterebiliyorsunuz. Bir Porsche şubesi. Bu şekilde arabaları sergiliyorlar burada. Girip bakabiliyorsunuz. Fiyatı var mıymış bakalım. Özellikleri yazıyor araçların burada. Şöyle göstereyim. Firmanın tanıtımı aslında. Burada bu şekilde bu araçları sergiliyorlar. Galiba elektrikli yeni nesil bir Porsche. Burada da nasıl şarj olduğunu görebiliyoruz. Şarj istasyonunu görebiliyoruz. Çok ilginç değil mi? Milyon dolarlık firma böyle bir tanıtım yapıyor burada. Bu da galiba farklı segmentte bir aracı Porsche'un. Şöyle yakından göstereyim. Pek anlamıyorum ama en azından şu şekilde göstermeye çalışalım madem. Görüyoruz burada. Herkes geçerken burada fotoğraf çekiliyor bu araçlarla. Ki fotoğraf çekilesi de bir araç. Şöyle içerisinde göstermeye çalışayım. Tabii ki Porsche gibi markanın aracı olduğu için bir fiyat bilgisi yok. Ancak Tayland'da genel olarak araç fiyatları oldukça uygun. Ortalama 10 bin dolardan başlayan fiyatlarla şahane araçlar satın alabiliyorsunuz Tayland'da. Gerçekten fiyat olarak inanılmaz uygun bir ülke. Porsche'un karşısında bakın ne var? Maserati. İki rakip firma karşılıklı dükkan açmışlar resmen. Şöyle göstermek istiyorum Maserati'nin araçlarını da yakından. Bu şekilde bu araçlar burada AVM'de sergileniyor. Şu aracın duruşuna, şıklığına bakar mısınız? İşin en garip kısmı kimse bir şey demiyor, bir şey söylemiyor. Herkes bunların yanına kadar geliyor, araca dokunuyor, fotoğraf çekiliyor. Direkt tanıtım gözüyle baktıkları bir olay. Tayland'dan böyle bir olay açıkçası beklemezdim. Kapın kap. Beklediğim bir şey değildi benim yani. Bu kadar lüks bir alışveriş merkezi ve alışveriş merkezinin içerisinde bu tarz şeylerin satılması. Hemen kamerayı döndürdüm, bakın burada doğal taşlar sergileniyor. Hayatımda ilk defa şöyle bir amatist taşı görüyorum. Işıl ışıl parlıyor her yerinden. Uruguay'dan getirtilmiş özel bir çeşit amatist taşıymış. Bir nevi doğal taş müzesine çevirmişler burayı, AVM'nin içerisini. Bakar mısınız şuna? 150 bin bahta satılıyormuş. Şu görmüş olduğunuz kesit labradorit doğal taşı.
Şimdi böyle bir yeri gezerken yanılgıya düşebilirsiniz ve diyebilirsiniz ki demek ki Tayland iyi bir durumda. Demek ki giderek zenginleşen bir ülke, zengin, gelişmiş bir ülke. Ancak Tayland'da minimum asgari ücret günlük olarak, şöyle göstereyim de kaynağıyla beraber, 354 bahtmış. Bu şu anda 10 dolar dahi yapmıyor. Yani bu insanların geneli aylık 300-400 dolar gibi paralara çalışıyorlar. Ancak ülkede keskin bir zengin fakir ayrımı olduğundan bu tarz inanılmaz lüks yerler de mevcut. Benim kaldığım gibi acayip salaş sokaklar, hatta oraya göre çok daha fakir sokaklar da, kötü durumda olan sokaklar da mevcut. Böyle bir farklılık var. Şimdi Apple Store'a geldim. Muhtemelen Tayland'daki en özel Apple Store'lardan bir tanesi. Şöyle bir göstermek istiyorum. Burada iPhone 15 serisi var. iPhone 15 Pro Max 256 GB'lık versiyon dostlar. 48.900 baht. Şöyle 48.900 diye yazalım hemen. 42.730 TL'ye denk geliyor. Şimdi şöyle yapalım. Bir de şöyle en yüksek versiyonunu göstermek istiyorum. iPhone 15 Pro Max 1 TB'lık 66.900 baht. O da dostlar 58.000 TL'ye tekabül ediyor. iPhone 15 Plus'ı göstereyim. 37.900 baht. O da 33.000 TL'ye tekabül ediyor. Aradaki farkı siz hesaplayın. Çok fazla model gösteremeyeceğim çünkü video süresi ve videonun sıkıcı olmaması açısından. Ama böyle ufak ufak birkaç şey göstereyim gelmişken. iPad miniler var burada. 25.900 baht'mış 256 GB'lık versiyonu. Bu da 22.632 TL'ye tekabül ediyor. Türkiye'de ne kadar? Alta yorumlara yazabilirsiniz. Aradaki farkı bilmiyorum ben. Fiyatlardan hiç haberim yok. MacBook Pro'nun 16 inçlik versiyonu var burada. En ucuzu 94.900 baht. Aşağı yazacağım artık direkt. TL olarak çevirmeye uğraşmayacağım burada. Üst modellerde 150.000 bahta kadar çıkıyor yaklaşık olarak. Ama 95.000 bahta ve 109.000 bahta alt iki modelini alabiliyorsunuz bunun. Şöyle devasa bir bilgisayar ve burada da MacBook Pro 14 var. Bu da 60.000 bahmış. Yani 54.000 TL'ye falan tekabül ediyor zannedersen. Ki şu bilgisayarı yıllarca kullanırsınız. MacBook kullananlar kalitesini çok iyi bilir bilgisayarın. Bir aldığınız zaman yıllarca ömürlük kullanabileceğiniz kaliteli bir bilgisayar. Ve Tayland'da gerçekten uygun yani. Fiyat olarak elektronikler çok uygun. Benim anlamadığım Tayland'da asgari ücret bizden düşük. Ekonomik olarak bizden iyi durumda olan bir ülke değil. Yalnızca turizmle kalkınmış bir ülke ama elektronik fiyatlarını görüyorsunuz. Bayağı bir uygun. Son olarak şunu göstereceğim. AirPods Pro dostlar. Son versiyonu galiba. 8.990 yani 7.800 TL falan tekabül ediyor. Şu kulaklık. Bu kadar lükslüğün olduğu bir alışveriş merkezinde ne yapmışlar biliyor musunuz? Biz demişler Tay kültürünü de yansıtalım. Bir alan yapalım ve orada Tay sokak yemekleri konseptiyle yemekler satalım. Geçen videoda burayı detaylıca gezmiştim. Ama tekrardan ufak bir göstereceğim. Çünkü çok hoşuma giden bir olay. Tayland'ın kültürünü sonuna kadar yansıtan bir nokta burası. Bakın bildiğiniz sokaktaki konseptle tanesi 15 bahttan bu şekilde yemekler satılıyor. Tavuk, işte domuz, dana eti hepsi var. Çok çok uygun. Harika. Burada böyle Çin mantıları satılıyor zannedersem. Şu da galiba tofu. Yine böyle 100 bahta falan karnınızı doyurabiliyorsunuz. 4 tanesi 85 bahmış bunların. Gayet güzel. Kızarmış mantı gibi biraz böyle. Harika. Sağda solda bu şekilde her yerde yemek satıcıları var. Takı satanlar da var. Şurada Tay usulü galiba bir şey var. Bu arada Muay Thai maçı var galiba. Food Court'ta Muay Thai maçı var galiba. Çözemedim. Evet, bildiğiniz şurada Muay Thai maçı düzenleniyor şu anda. Bir Muay Thai müsabakası var. İnanılmaz bir gürültü var, o yüzden bu alandan kaçacağım.
Muay Thai denilen bir olaymış bu. Bambudan yapılma bir direğin üzerinde iki sporcu da oturuyor ve maksat hangisi daha önce oradan düşecek. Birbirlerini o direkten aşağı düşürmeye çalışıyorlar. İlginç bir şeydi. Çok çekemedim. Aşırı gürültülüydü ama göstermeye çalıştım. Şimdi bakın burada ne gördüm AVM'nin içerisinde. Çok ilginç et çeşitleri satılıyor burada. Şöyle göstereyim. Bakın burada ilk olarak timsah eti satılıyor. Zaten timsahımız direkt burada böyle kızartılmış vaziyette. Kuyruk kısmındaki etleri almışlar buraya koymuşlar sıcak sıcak. Gerçek bu arada, şöyle dişleri falan baya böyle elinizi kesebilecek şeyde. Hatta şöyle göstereyim. Baya gerçek timsah yani. Bakın tavşan, rengeyi, deve kuşu, koyun ve domuz eti var. Özellikle şu deve kuşu bana çok ilginç geldi. Küçücük bir çubuk 200 baht yani 5,5 dolar falan. Kebap, kebap. Şöyle yerel bir tezgah. Tayland sokaklarında yemek satılan bir yerde değiliz. AVM'nin böyle lüksün içerisindeyiz. Şunlar kaç baht çok merak ediyorum. Fiyatını bir soracağım. Belki burada bir şeyler yerim. Bayağı acıktım. İçerisi çok sıkış tıkış. Acayip bir ortam ya. O kadar lüksün içerisinden bir anda buraya geliyorsunuz AVM'nin içinde. Şu 120'ymiş şu şekilde. Sokakla aynı fiyat resmen. Galiba bir tane alacağım ya. Bu çok güzel oluyordu. İyi yani. Şöyle göstereyim tepeden. Dışarıda 80 ila 120 arası zaten fiyatlar. Hatta kalbur üstü bir restoranda 150 falan oluyor. O yüzden bayağı iyi. Şöyle etli bir şey satılıyor. Buna gerçekten bilmiyorum. Hamur şu falan galiba. 150 bahmış bu da. Yani 3,5 dolar. Kapı kap. Bakın şurada hazırlıyorlar. Bayağı böyle her bütçeye uygun yemeklerin satıldığı bir yer ya burası. 500 bahta, 1000 bahta da yemek var. Böyle çok ucuz rakamlara da yemek var. (gülüyor) 150 bahta az önce gördüğüm şu yemekten aldım. Üzerine barbekü sos falan döktüler. Etli tavuklu güzel bir yemek. Ama oturabileceğim bir yer yok. Nerede yiyeceğim bunu bilmiyorum. Bakın yine bir pad thai satıcısı. Burada 100 bahmış. Sokaktakiyle aynı fiyata resmen yemek yiyebiliyorsunuz. Ve yani direkt lisansı olan, ne bileyim, güvenilir bir yerden yiyorsunuz. Kalabalıktan kafa yiyeceğim. Tay kültürünü sonuna kadar temsil eden bir yer. Bakın o geleneksel Tayland sandallarını yapmışlar, teknelerini yapmışlar ve böyle bırakmışlar suyun içine. Böyle bir AVM'nin içinde buna yer verilmesi bence çok hoş, çok güzel. Ama keşke biraz daha az kalabalık olsa, yani biraz daha geniş bir alan verselermiş. Şunu yemeye başladım ama gösteremeyeceğim çünkü çok çirkin bir görüntü çıkıyor ortaya yerken. Ayakta böyle boğuşuyorum resmen şunu yemek için. Biraz fazla mı Tay kültürünü temsil ediyorlar acaba? Ördek kafası, ördek ayakları ve şurada kafasıyla birlikte satılan ördekler. Ve sonunda dışarı attım kendimi. Etraf resmen ışıl ışıl olmuş. O kadar güzel gözüküyor ki dışarısı dostlar. Anlatamam. Bir alışveriş merkezinden daha fazlası burası. O nehrin rüzgarı hafiften yüzüme vuruyor böyle. Umarım sese de yansımıyordur bu arada. Çok güzel, harika bir atmosfer var. Manzarayı zaten anlatmama gerek yok. Işıklandırması o kadar güzel yapılmış ki direkt dikkatinizi çekiyor dışarısı.
insanlar teknelerle buraya geliyorlar ya da buradan farklı yerlere gidiyorlar. Burada böyle özel teknelerle turlar yapabiliyorsunuz. Ancak bazı turlar var ve turlarda direkt açık büfe usulü yiyecek ve içecek veriliyor. Zannedersem 1000 baht gibi bir ücret ödüyorsunuz. Yaklaşık olarak 30 dolar ve gece boyunca artık tur kaç saat devam ediyorsa sınırsız yiyip içebiliyorsunuz ve bu lükslüğün şatafatın arasında nehirde gezebiliyorsunuz. Muhtemelen çok belli olmuyor ama karşı tarafta da bir sürü gökdelen yer almakta. Birbirinden güzel binalar, etrafımızdalar. Şöyle son kez nehrin kıyısındaki gökdelenleri göstereyim. Evet dostlar, Tayland'ın en güzel alışveriş merkezlerinden, en lükslerinden birisi Ikon Siam böyle bir yerdi. Her detayla çok güzel düşünülmüş bir nokta. Şu olayda geçen geldiğimde çok hoşuma gitmişti. Yine yakından göstereyim istedim. Dışarının adeta büyüleyici bir havası var. Gerek ışıklarla, gerek o binalarla etraftaki kendinizi kaptırıyorsunuz buraya. Luna Park gibi böyle bir havası var dışarının. Çok hoşuma gitti. Gerçekten çok beğendiğim bir yerdi benim ve burayı bu şekilde uzun uzun göstermeyi çok istemiştim. O yüzden çok güzel oldu. Şimdi buradan çok farklı bir yere gideceğiz. Şöyle tekrardan ışıl ışıl yerlerden AVM'nin içerisine doğru geçelim. Ardından da yeni noktamıza doğru yola koyulalım. Bu taraftan gidiyorum, diğer taraftan da çıkacağım şimdi hemen. Şimdi şöyle bir mototaksi geldi. Atlıyorum direkt. 120 bahta, 118 bahta. Buradan yarım saat kadar götürecek beni. Çok acayip bir yere gidiyorum. Bu lükslüğün içerisinden buradan da lüks bir yere gideceğiz. Bangkok'un en meşhur, en manyak noktalarından bir tanesi. Hazır olun. Yaklaşık yarım saat sonradan selamlar herkese. İnanılmaz bir karanlıktayım. Şu an çok acayip bir ortamdayım. 39. katta Tayland'ın en çılgın yerlerinden bir tanesindeyim. Buraya bir rooftop bara geldim. Muhteşem bir manzara var. Burası sadece sigara içme alanı. Gideceğim yerden 6 kat aşağıda. Bütün Bangkok'u tepeden görüyorum şu anda. Manzaraya bakar mısınız? Tayland'ın en çılgın rooftop barına çıkacağım şimdi. Şu binanın komple tepesine gideceğiz. Bakalım yukarıda neler bizi bekliyor. Burada bile böyle manzara varken yukarıyı siz düşünün bir de. Evet dostlar, ben yine karanlığa gömüldüm sanırım. Şu anda 49. katta. Buranın en ünlü rooftop barındayım. Muhteşem bir manzara var ve size göstermek istiyorum. İnanılmaz rüzgarlı ortam. Umarım belli olur. Tüm Bangkok şu anda ayaklarımın altında. Şöyle göstereyim. Az önce tam şurada mavi ışıklı yerin yanında oturmuştum. Burada fotoğraf çekilebileceğiniz alanlar yapılmış. Gelen herkes fotoğraf çekiliyor. Yüksekte olduğumuzdan rüzgar çok fazla. Müzik ve rüzgar hiç bana yardım etmiyor ama göstermeye çalışacağım yine de. Sorry guys. Şu manzaraya bakar mısınız dostlar? Bütün Bangkok şu anda ayaklarımızın altında. Cık. 49. katta bir gökdelenin tepesinde rooftop bardayım. Bangkok böyle bir yermiş. Şöyle ortamı göstereyim tekrardan. Müzik sesinden dolayı bir araya girip müzik koymak zorunda kalacağım buralarda sanırım. Ortam şahane ama müzik sesi çok yüksek. Telif yememiz lazım. Mükemmel dostlar. Ve şöyle bir yerde menü fiyatları nasıl biliyor musunuz? Ortalama 11 dolara, 12 dolara çok güzel bir kokteyl içebiliyorsunuz. 10-11 dolardan başlıyor fiyatlar ve yukarı doğru çıkıyor.
Bangkok'un en lüks yerlerinden birisi. Bence çok çok iyi. İçeriye giriş içinse hiçbir ücret ödemeniz gerekmiyor. Sanki Hong Kong'tayız. Bangkok'un en meşhur rooftop barı, teras barı böyle bir yer işte. Benim için güzel bir deneyim oldu. Daha önce böyle bir rooftop barda sadece Hong Kong'ta bulunmuştum. Bu da hayatımda ikinci kez gerçekleştirdiğim bir şey oldu. Ben sevdim. Fiyatlar fena değil. Gelebilirsiniz. Bangkok'a gelmişken tatilinizde buraya yer verebilirsiniz. Kobungab abi de taksi satmaya çalışıyor. Bugün Tayland'daki lüks hayat üzerine bir video işledik. Şu anda da bayağı zaten böyle gökdelenleri falan olduğu lüks bir bölgedeyim. Sukhumvit'e yakın bir yer burası. Ağırlıklı olarak Ikon Siam alışveriş merkezini gezdik. Orayı gösterdim size ve ardından da böyle bir yerde kapanış yapayım dedim. Ki bence kapanış yapmak için de harika bir yerdi. Burayı göstermesem olmazdı. Tekrardan söylüyorum, ortalama içecekler 400 bahttan başlıyor ve üzerine bunun 70-80 bahta tip ekleniyor. Yani ortalama 500 bahta, şu anda 1 dolar 37 burada, böyle bir yerde içecek içiyorsunuz. Buraya kadar videoyu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Daha iyi videolar için takipte kalın. Bildirimleri de açmayı unutmazsak çok iyi olur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada tuktukçu abi tam karşımda durdu. Kamerayı çevirince ben hareketleri değişti adamın. Tam laf atacaktı adam, ben kamerayı çevirince kaçtı gitti resmen.